Ben Can Kuşkun. Bugünkü dersimizde sizlere iç olsun, dış olsun aldığımız tüm renderlardan sonra oluşturduğumuz görüntünün daha net ve güzel gözükmesi için Photoshop programında level ayarlarının yapılmasını göstereceğim. Öncelikle Photoshop programını açıyoruz. Hali hazırda almış olduğumuz renderlardan seçerek programa çağırıyoruz. Ben hem bir tane iç hem de bir tane dış olarak size bir uygulama göstereceğim. Level menüsünü açmak için isterseniz Ctrl L tuşu ile klavyemizden menüyü açabiliyoruz. Ya da üst menüden Image sekmesinde yer alan Adjustment altındaki Level butonuna da basarak menü karşımıza geliyor. Şimdi kısaca size menümüzden bahsedelim. Üst tarafta karşımıza Preset kısmı çıkıyor. Preset kısmı hazırda bulunan ya da daha önce yapmış olduğumuz bir level ayarını çağırmamızı sağlar. Ama size önerim, her görselin karanlık ve aydınlık noktalarının birbirinden farklı şekilde olmasından dolayı her görselin level ayarı kendine göre yapılmalıdır. Daha sonra orta kısımda yer alan Input Level kutumuz var. Buradaki tabloya histogram adı veriliyor. Ve bu açılan görseldeki açık ve koyu tonların yoğunluğunu ve şiddetini gösteriyor bize. Daha sonra Input Levels'daki soldaki kulakçığı görüyoruz. Bir tane sağda, bir tane de ortada. 3 tane kulakçık var. Soldaki kulakçık koyu tonlara müdahale etmeye yarıyor. Ortadaki kulakçık açık ve koyu tonlar arasına müdahale etmeye yarıyor. Buradan alt taraftan da yine bunu parametrik olarak değiştirebiliyoruz. Sağ taraftaki kulakçık ise sadece açık olan tonları müdahale etmemizi sağlıyor. En altta Output Levels'ı görüyoruz. Output Levels ise aydınlık ve karanlık bölümlere şiddetli bir şekilde müdahale etmemizi sağlıyor. Bu menünün ayarları ile ilgili web sitemizden dokümanı indirebilirsiniz. Bu dokümanda hangi butonun ne anlama geldiği ile ilgili bir grafiksel çalışma hazırladık sizler için. Şimdi örnek olarak açtığım renderlar üzerinde level ayarımızı yapabiliriz. Genellikle İlk olarak soldaki kulakçığı sağa doğru çekiyorum. Çok fazla abartmadan, şuradaki zaten eğrilerden de gördüğünüz gibi fazla içeri sokmadan sağa çekiyoruz. Daha sonra sağdaki kulakçığı da sol tarafa doğru yine bu eğrilerin çok dikleşmeyeceği noktaya kadar getirerek içeri doğru çekip OK diyoruz. Şimdi bunun yapmış olduğu etkiyi bu şekilde bakın, aradaki farkı görüyoruz. Level ayarı yaptıktan sonra görselimizin renkleri, ışık değerleri ve kontrast olan ayarları çok daha canlı bir şekilde ortaya çıktı. Aynı örneği bir tane de iç mekan için uygulayacağım. Tekrar Ctrl L tuşuna basıp level menümü açıyorum. Gördüğünüz gibi sağdaki kulakçığı dikliğin çıktığı noktaya kadar getiriyorum. Daha fazla bunu zorlarsa bu sefer beyaz kısımlarda over exposure dediğimiz beyazların patlaması hali meydana geliyor. Onun için çok kontrollü bir şekilde kullanmamız lazım. Sol tarafı da yine aynı mantıkta sağa çekeceğiz. Eğrilerin dikleştiği noktaya kadar bunu yatırıyoruz. Çok daha fazla abartırsak bu sefer siyahlar çok koyu olmaya başlayacaktır ve detaylar kaybolacaktır. Şu şekilde fazla abartmadan 10 değerine getirip OK diyorum. Tekrar bunun da bir ilk hali ve son halindeki aradaki farkı görelim. Level ayarını yaptıktan sonra renklerimiz çok daha canlı, ışıklarımız, gölgelerimiz çok daha doğru bir hale geliyor. Ben hepinize render aldıktan sonra Photoshop'ta bir level ayarı yapmanızı şiddetle öneririm. Konu hakkındaki tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz. YouTube üzerinden tüm yorumları yanıtlamaktayım. Ayrıca kuşkon.com sitemin soru kısmında da diğer konularla ilgili tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz. Bu dersi faydalı bulduysanız diğer derslerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız.